öğrenmek istiyorum. Babanla ne konuştunuz? Bana diyor ki, kızım diyor, benim sana kapım açık diyor. Tamam, burada bir problem yok. Hı hı. Ondan sonra diyorum ki, baba bak sen mi yaptırıyorsun bunları dedim. Ondan sonra ben de dedim ki, ne dedim, unuttum da ya. Of, baban gittim, baban annene bırakıp yani, baban annene bırakıp ona gitmeni istiyor değil mi? Evet. Değil yani mi? Evet. Onu istiyor. Bir de senin Aliye teyzeyle olan şeyin var, konuşman var. Ha, şey işte ne diyordum ya. Ya şu görüntüleri bir ekranlara getirelim de anne kızın görüntüsü. Bence sinirim bütün mesele çok. Şimdi Süleyman mesela, Süleyman'ın derdi başka ama ailenin derdi de bambaşka senin. Aliye var Didem ya. Hanım, benim görüntülerimi göstermeyin artık. Peki, göster. Bunlar hepten üstümüze yürüyecek yani. Ama bütün mesele o görüntüler, biliyorsunuz değil mi? Bütün mesele o görüntüler değil. 2017'den bahsediyorum Didem Hanım. Ben ailenizden bahsediyorum. Aliye ile yaptığınız telefon görüşmesini dinledim ben. Kardeşimle. Telefon görüşmesi değil o. Ne o? Instagram'dan ses kaydı atıyor. Ha, teyzen Instagram'dan ses kaydı mı atıyor? Evet. Mesele de bu görüntüler değil mi? Hayır. Hayır. Ne peki? Bu görüntülerden önce oluyor ya. Ne diyor? 21'de onları ben giriyorum TikTok'a. 2017'den beri bana eziyet ediyorlar diyorum. Biz zaten öğrenmek için giriyoruz. İlgi görünce de devam ediyoruz işte. Zaten bu iş için giriyoruz. Başımıza ne geliyor ve öğreniyoruz da orada. O kadar dedikodu var ki TikTok'ta görseniz. Bina ne öyle var? Ne? Her oradan bana mesaj bile geliyor. Ne sen mesaj? Görürsün. Sen bir konuş da seni bak ne yapıyoruz. Aa, siz sosyal medyaya girince. Tabii. Sen bak Karacaahmet mezarlığında nasıl yerin ya, var senin. Hürrem teyzem resmen aradı anneme, dedi ki o TikTok'unu kapat, yok bilmem ne filan. Yani sen kimsin ki ya? Kusura bakma yani, benim annemin üzerinde bir hakkınız yok sizin. Yok TikTok'unu kapat, yok bilmem ne. Benim annemin namusu sizden sorulmuyor yani. Ya sinirim bozuluyor artık ya. Yeter, bırakın rahat bizi. TikTok'u kullanma amacınız yardım istemek değil mi? Evet. Ya yardım istemek zaten. Kapattırmak istiyorlar zaten. Zaten sesimizi duyuramayalım diye kapattırmaya çalışıyorlar. Yok dış görünüşümüş, yok oymuş böyle. Alakası yok ya. Değil, bir intikam. De para kazanırız, kendi ayaklarımızın üzerinde de dururuz diye de vay ötleri kopuyor. Evet. Babamın eline kalmayız diye. Evet. Senin babaannenin de sana mesajları var. Ben babaannemle ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. O bana anneme seni... Allah Allah. Evet. Aynısını Emine teyzem de söylüyor, Aliye teyzem de söylüyor, hepsi de söylüyor. TikTok yani. Ve bu o zamanlar TikTok falan hiçbir şey de yoktu. Evet. Bu arada Süleyman'ın baba annesi diyor ki ilk kocasına da zaten Huriye bunları yaptı diyor. Ne yapmışım? İşte detay vermiyor bize. Yani şu anda Süleyman'dan aldığı intikamı senin Süleyman'a nasıl intikam? Ya bu kadın benden ne istiyor ya? Annemi yüzü... Bizi zaten en son evlerinden yüzüme tokat attı. Bunlar kim ki beni dövecek Didem Hanım? İstemiyorum. Lütfen kurtarın şu adamdan beni. İstemiyorum ya. Annesini görünce krize giriyorum. Zaten orada da Tuncay Mümine seni bak ne yapar diye beni korkutuyor orada. Gene konuşmalarda. Bu kadın niye? Ben bu kadından korkuyorum. Babamın... Yanımda arkadaşım da şahit. Bana diyor ki senin diyor babanla aranda problem olamaz diyor ama babanın diyor annenle problemleri olabilir diyor. Dedim ne alaka, onlar boşanmış bitmiş gitmiş, ne problem yani, olan olmuş biten bitmiş yani. Sonra bana diyor ki ben senin okuldaki bütün hocalarını tanıyorum. Gözdağı veriyor bana bir de. Yanında arkadaşım da var. Şahit. Arkadaşım bağlanamıyor site, tabii ailesinden. Şu anda oturduğunuz bütün site imza toplamışlar sizin siteden atılmanız için. Evet, aslında. Biz de orada kalmak istemiyoruz zaten o zalimlerin çektiğimiz arasında. Kapılar vuruluyor, çekişler vuruluyor, çatılara çıkılıyor. Neler yapılıyor Didem Hanım. Yemin ederim sokakta kalırım, orada kalmam evet, zaten çok artık. Evet, çok çektik orada. Bence de oradan ayrılmanız lazım, artık olmaz ama. Bak Süleyman'ın da ben onunla derdim yok diyor. Benim onunla hiçbir şey yapmam. Ya Didem Hanım hep öyle diyor. Ya. Ya hayır, madem annemle derdi yokmuş, hiçbir şey yokmuş. Boşanmış ama hala eve gelmeye çalışıyordu. Arabayı diyor ki, da ya yaktı. Ya beni eve alacaksınız ya bana arabayı vereceksiniz Didem diye tehdit ediyordu bizi. Arabanın koltuğunu da yaktı. Savcılığa gideceğimiz gün en son beni arıyor, resmen takip ediyor bizi. Arkadaşlar KC'ye yazar mısınız? Suç duyurusunda bulunacağımız gün neymiş, arabanın sigortası mı yapılacakmış bilmem ne, o bahaneyle zaten. Arabayı kim aldı, kimin parasıyla alındı araba? Araba benim paramla alındı çünkü ben 16 yaşımdan beri çalışıyorum ve tam o arabanın fiyatından bile fazla çalıştım arabada yani. Arabada kızımın üstüne zaten. Aynen, benim üzerime zaten. Baban o arabayı mı istiyor? Evet. Hayır. Hayır, istiyor. Baba beni ölümü istiyor. Sen niye öyle her şeyi istiyor? Beni istiyor yani, beni öldürecek. Ama size uzaklaştırma almış eşiniz.
Bakın o da nasıl oldu biliyor musunuz? Öyle değil şöyle, mi Didem Hanım? Onu daha sonra konuşalım. O çok önce olan bir şey. Ya bayağı önce bir ya şey. Ya benim anmışım. Sürekli karşı... böyle oyun ya oynuyorlar Nurdan, işte. Nurdan diye bir kadın var onların iş yerinin orada o sanayide bir yerde. O kadınla mesajlaşmalarını gördüm ben onun. Ha gördün babanı. Evet gördüm Facebook'ta mesajlaşıyorlardı. Ne yazıyorlardı? Hatta kardeşimin okuldan aldığı bilgisayarlar. Bazıları diyor ki o bilgisayarlar işte internete bağlanmıyor falan. O bilgisayarlar bağlanıyordu. Onlar ilk bilgisayarlar. Baban Nurdan'a Nurhan ne diye yazıyordu? Nurdan. Nurdan'a ne diyordu mesajda? İşte yok iyi geceler, yok pijamalarımı giyiyorum, bir şeyler. Yani saçma sapan konuşmalar ya. O sırada evli misiniz? Evet evliler. Yani karşılıklı aslında konuşsanız belki uzlaşı olur mu ya Süleyman Bey bilmiyorum. Ben size Didem Hanım sakın istiyorum. Ya. Bakın Didem Hanım biz onu görmek bile istemiyoruz. Hayır aldık zaten dedik Didem Hanım istemiyorum yani. Aman ama muhatabımız o yani Süleyman değil mi muhatabımız? Ben konuşmak istemiyorum. Gelecek miymiş? Gelsin konuşalım şu anda kaçıyor gelmiyor. Neden kaçıyor? Zaten telefonda ben konuştum ben geldim diyor zaten. Sürekli yüzlerini kapatıyorlar sürekli kaçıyorlar hepsi kaçıyor. Ben kaçmıyorum buradayım. Ama yani Süleyman bakın bir ara bulucu olabiliriz aranızda. Huriye sen görmeyebilirsin ama babasıyla kızı konuşabilir. Telefonla konuşmalarımızı da hatırladım da şimdi. Diyor ki dedim ki baba bak sen mi yaptırıyorsun dedim. Bak benim anneme bir şey olması dedim bana bir şey olması demek dedim. Ondan sonra bana dedi ki sen karışma dedi. Ben de dedim ki o zaman sen niye Recep'i karıştırıyorsun dedim. Recep niye bizle görüşmüyor dedim. Biz Recep'e hiçbir şey yapmadık dünkü dedim. Dünkü görüşmelerden babanı evet. Bahsediyorsun. Ondan sonra dedim ki... Recep şu anda babasıyla beraber kalıyormuş. Bak gördün mü? Bir müdürüyle kalıyor, bir babası yanında. Öyle, öyle duydum, babasıyla beraber kalıyor. Benim çocuğum, ben kalsın demiyorum. Neden annesini çocuk görmeye gelmiyor? Görmeye gelsin. Oğlum nasılsın, iyi misin? Öpeyim, koklayayım, yollayayım yani. Kalmasın evet bizde, bir gelsin görsün. Mevlüsü de gitsin ben, ona. Kusura bakmayın, beni taciz ettiren babamı bile affetmeyi düşünüyorum. Biz o kardeşime hiçbir şey yapmadık, gelip bizle görüşmüyor yani. Ne alaka anlayamadım bir baba yani. Baba bunu yapıyorsa affetme zaten, doğruysa eğer. Affedemiyorum zaten Didem Hanım ya. Ama Recep de duygu durumları sürekli değişiyor dedi. Evet. Bu önemli bir şey. Kimin duygu? Onun duygu durumu değişiyor. Siz çok sinirli şimdi bir çocuk o. Vallahi ben yani yardımcı olmak geliyor. İstiyorum da ne yapacak bilmiyorum. Karşı tarafla konuşmam lazım. Bir dakika bekleyin Süleyman Bey. Benim sizle de konuşmam. Yani bakın biz sonuçta gazeteciyiz ama bu programda bir şekilde iki tane kadın biz yardım istiyoruz diye bize geldiler. Dolayısıyla kamuya mal olmuş bu mesele. Sizin aile içindeki mesele tabii beni ilgilendirmez. Ama ben öldürülüyorum, korku tünelindeyim diye yardım isteyen bir kadına da elimi uzatmak zorundaydım. Kusura bakmayın. Ama ben sizi de dinlemek istiyorum. Yani siz de bir konuşun ki gerçekler net bir şekilde daha da ortaya çıksın. Siz konuşmadan kendinizi kilitleyince Muhammed de konuşmuyor. Niye konuşmuyorsunuz anlamıyorum ki. Kimden korkuyorsunuz? Burada Huriye ile Bengüsü'den mi korkuyorsunuz? Kimden çekiniyorsunuz yani? Ya Selim eşini gönderdi mesela. Selin de gelebilir burada konuşabilir, yüzleşebilir seninle. Evet, utanacak gelsinler. Bir şeyleri yoksa neden utanıyorsun? Her ailede bazı sıkıntılar yaşanabilir. Ama iki kadın diyor ki biz hayatımızdan endişe ediyoruz. Lütfen bize yardım edin diyor. Bengüsür'ün az önceki ağlamaları vallahi bence samimiydi. Bence yani çok samimi bir şey diye orada ağlaması. Yani bilmiyorum nereye kadar sana nasıl yardım...